Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Amin. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Bakara suresi 21. ayette Rabbimiz şöyle buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyühen nasu ubudu rabbakumul lezî halakakum vellezîne min kablikum leallekum tettekun. Ey insanlar! Ubudu rabbakum, Rabbinize ibadet ediniz. Ellezî o Rabbiniz ki halakakum, sizi yarattı. Daha vellezîne min kablikum, sizden öncekileri de yarattı. İşte sizi ve sizden öncekileri yaratan Rabbinize ibadet ediniz. Neden? لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ta ki takva ehlinden, günahlardan sakınan, ittika eden insanlardan olasınız, korunasınız, sakınasınız diye. Bu ayetin nüzul sebebiyle alakalı olaraktan rivayetlerde beyan buyurulmuştur ki, Süfyan sevgiden, o Ameş'ten ve İbrahim'den, Alkame'den şöyle rivayet edilir. İçerisinde ey insanlar hitabının indiği her şey Mekke'de nazil olmuştur. Ey iman edenler hitabının içinde nazil olduğu sureler de Medine'de nazil olmuştur. Yani ey insanlar Mekke halkına, ey iman edenler hitabı da Medine halkınadır. Allah Teala'nın ey insanlar sizi ve sizden evvelkileri yaratan Rabbinize ibadet ediniz ayeti iman edenleri müjdele ayetine kadar Mekke müşriklerine hitaptır. Bu ayet ve müminler hakkında nazil olmuştur denilir. Bununla ilgili olaraktan Kurtubi de şöyle zikreder. Ancak bu görüşü reddeden bir takım hususlar vardır der. Bu sure ve Nisan suresi medenidir. Yani Medine'de inmiştir. Ve bunlarda da ey insanlar hitabı yer almaktadır. Ey iman edenler ile ilgili görüşleri ise doğrudur. Urve bin Ezzübeyr der ki, herhangi bir hak yani belli bir suçun cezası yahut bir farz belirten buyruklar Medine'de inmiştir. Geçmiş ümmetlerden ve azaptan söz eden buyruklar ise Mekke'de inmiştir. Bu da açıktır der Kurtubi. Yine Alkame Hasan Basri'den nakille, Kur'an'da ey insanlar diye başlayan her ayet Mekke, ey iman edenler diye başlayan ayetlerde medenidir derler. Evet, sebebi nuzul ile ilgili olaraktan bu muhtelif rivayetler söz konusu olmuş olmakta. Bir diğer manada ey insanlar ifadesinden maksat da Abdullah bin Abbas'a göre kafir ve münafıklar olduğu da ifade edilmiştir. Efendim, buraya kadar ki geçen ayetlerde, 1 ve 20. ayetlerde sadece Kur'an'dan faydalanmak isteyen ve buna niyet eden kimselerin Allah'ın lütfu ile Kur'an'la hidayete ulaşacakları gösterilmiş olmaktadır. Ve Kur'an tüm insanları indiriliş amacı olan daveti kabul etmeye bir çağrıdır. Kur'an davetin tüm insanlığa yapmasına rağmen sunmuş olduğu hidayetten yararlanamayan bazı insanları da Rabbimiz önceden uyarmış olmaktadır. İbn Abbas ki onda bu şekildeki bir yorumu çok görürüz. Ayetteki "Ubudu Rabbakum" ifadesini vahdehu olarak zikreder. Yani bir olan Rabbinize ibadet ediniz. Rabbinize ibadet ediniz manası onu bir olarak tanıyınız. Bir olarak kabul ediniz. Nitekim ayette Rabbimiz وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ ben cinleri ve insanları sadece ve sadece bana ibadet etsinler diye yarattım manasını yine İbn Abbas لِيَعْرِفُونِي diye manalandırır. Yani beni tanımak için. Ki bunu aslında toparlayacak olursak iki manayı da zikredebiliriz. Allah insanları, cinleri ve insanları sadece ve sadece kendisine iman edip ibadet etsinler diye yaratmıştır. Çünkü ibadet edebilmenin ana şartından birisi Allah'ı bilmek ve elbette ki tanımaktır. Burada esas olan imandan sonra ibadet olduğunu Rabbimiz hasreten belirtmiş olmaktadır. Nitekim Allah'ın varlığı, tek olduğu, bir olduğu konusunda Ebu Hanife Hazretleri gemiyi örnek verir. Nasıl ki bir gemi kaptansız
ve sahipsiz olamayacak ise elbette ki şu uzay boşluğunda yüzen dünya gemimizinde bir sahipsiz ve kaptansız, idarecisiz ve yöneticisiz olması elbette ki düşünülemez. İmam-ı Şafii Hazretleri de Cenab-ı Hakk'ın varlığı ve birliği konusunda dut yaprağını örnek verir. Neden mi? Çünkü o dut yaprağını örümcek yer, o yemiş olduğu dut yaprağından örümcek ipek yapar. Arı onu yer, ondan bal olur. Koyun onu yer, ondan süt olur. Tek bir maddedir. Tek bir madde olmasına rağmen dut yaprağı, onlar üç farklı hayvanın yemesiyle üç farklı özellik ortaya çıkar. İpek böceği yer, ipek çıkar. Arı onu yer, bal olur. Ve onu koyun yer, ondan süt alır. İşte bütün bunlar Allah'ın vahdetine, birliğine ve tekliğine işaret eden hususlardan olmuş olmaktadır. Fakat Bediüzzaman Hazretleri'ne baktığımız zaman, Bediüzzaman Hazretleri sadece bir gemiyi, sadece bir dut yaprağını değil, adeta tüm kainatı delil getirir. Yani zerrelerden kürelere kadar. Nitekim yedinci şua olan kainattan halini soran bir seyyahın müşahedatıdır ifadesinde de beyan buyurduğu gibi, bütün kainatı adeta ince elekten eler gibi her bir şeyde, her bir varlıkta adeta hepsinde made'in Allah yazar derecede. Onun hepsinde okur. Nitekim bir Fransız yazarında ifade ettiği gibi Allah beni yaratırken sanatkarın eserine koyduğu imza gibi kendi varlığının fikrini zihnime koymuştur der. Allah her bir varlığa kendi varlığını, zikrini, fikrini, düşüncesini, damgasını vurmuş olmaktadır. Yeter ki insanlarda onu bilebilecek, görebilecek, okuyabilecek bir basar ve bir basiret olmuş olsun. Ayette nida edatıyla, yani yönlediğine amenu. Cenab-ı Hak ya edatıyla ehli imanı burada imana davet ederken ya yühennaz, ya yönlediğine amenu. İşte bütün bu ifadelerde, nida ifadelerinde ey insanlar, sizi ve sizden öncekileri yaratan Rabbinizde ibadet ediniz ifadesinde bu ya sözcüğü bir derece tembih içindir, uyarı içindir. Cenab-ı Hak bununla bir derece bir çağrıda bulunarak da belki de fikirlere dağılmış, farklı farklı düşünen, farklı yerde bulunan insanları adeta kendisine muhatap olabilmesi için yönlendirmeleri için bir ikaz, bir uyarı manasında kullanmaktadır. Bu daha ziyade dikkat edilirse, mesela dalgın, herhangi bir şeyden habersiz, gaflet içerisinde olan bir insanı uyarmak için ey diye mesela Türkçemizde diye kullanılır. Böylece o insan bir uyanışa, bir hatırlamaya, bir düşünmeye, bir yönelmeye doğru bu nida harfiyle de başlamış olur. Yine bu edattan ya edatından sonra gelen emrin de aynı zamanda çok önemli olduğuna bir işaret de vardır. Hem muhatabı uyarmak içindir, hem bu benim söyleyeceğim şeyden sonrasına da dikkat ediniz. Bu hitaptan sonraki ikaz ve uyarıdan sonra, nida harfinden sonrakine de dikkat edilir. O da çok önemlidir diyerekten sonraki zikredileceği ve zikredilen şeye de dikkati çekmiş olmaktadır Rabbimiz. Demek ki ey edatı, ya edatı bundan sonraki izah bağımındadır. İzah amaçlıdır. Mesela ey derken veya ya ifadesiyle kullanırken uzaktaki yanına veya gaflet içinde olan olana nida ve çağırma için kullanılır. Eğer bu nida ile yani seslenme edası ile yakında olan bir insana seslenilirse o zaman bundan kasıt tazimdir. Tazim amaçlıdır. Yani onun büyüklüğünü ifade etmek içindir. Dikkat çekmek içindir. Gafil olan kalpleri yönlendirme buradan murat edildiği ifade edilmiş olmaktadır. Yani insanlara bir yandan daha pekiştirici, diğer yandan daha belalıklı olan bir ifade ile de nida edip çağırmayı gerektirmiş olmaktadır. Yani Arapçada da yine yakın kimseye de ya diye de hitap edilmiş olur. Ya eyyühennaz, ey insanlar. İnsanlar ifadesine gelince İnsan sözcüğü iki şeyden olarak zikredilir. İki sebepten. İnsan, evvela insanın insan denilmesindeki sebep, belki de olumlu olarak düşünmek bağında birinci manası kendisiyle ünsiyet edilen, kendisiyle alışılan,
Yani yabani olmayan, en iyisi olan, dost olan, yakın olan, uyumlu olan, olumlu olan insan manasına insana insan denilmiştir. Evet, bu mana haktır. Ama şu manada hele de şu zamanımızda daha da net olaraktan görülüyor. İnsan Arapça nisyan kökünden müştaktır. Nisyan kökünden alınmaktadır. Nisyan da unutma manasındadır. İnsana insan denilmiştir çünkü insan unutan bir varlıktır. Unutucu bir varlık olduğu içindir ki insana insan denilmiştir çünkü insan ruhlar aleminde Rabbisiyle yapmış olduğu sözleşmeyi unutmuştur. Rabbisine vermiş olduğu sözü insan unutmuştur. İşte bir derece insanın insan denilmesindeki sebep önceden dünya gönderilmeden önce Rabbisiyle yapmış olduğu sözleşmeyi unutan manasına ondan dolayı onu ifade etmek sadedinde insana insan manası verilmiş olmaktadır. Evet, Rabbimiz Zuhruf suresinin 87. ayetinde buyurur. Andolsun onlara kendilerini kimin yarattığını sorsan elbette ki onlar Allah diyecekler. Niye? Çünkü tüm kainat Allah demekte. Tüm kainat üzerindeki eserlerle Rabbisini çağırmaktadır, ona davet etmiş olmaktadır. Yine Rabbimiz Enbiya suresi 32. ayette buyurur ki, biz göğü de korunmuş bir tavan kıldık. Buna rağmen onlar Allah'ın ayetlerinden yüz çeviriyorlar buyurur. Nitekim Gafir suresi 64. ayette de Rabbimiz Allah odur ki, yeryüzünü bir karargah, göğü de bir bina yapmıştır. Size şekil vermiş, şekillerinizi en güzel biçimde kılmıştır. Size güzel şeyleri rızık olarak vermiştir. İşte bu Rabbimiz olan Allah'tır. Alemlerin Rabbi olan Allah ne yüce ve ne mübarektir. Demek ki bu ayette Rabbinize ibadet edesiniz diye. Buradaki Rabbinize Rab tazim kastıyla muhataplara da izafe edilmiştir. Terbiye eden, mürebbi olan. Sizi en güzel şekilde, en surette ister maddi olsun, ister manevi olsun. Bütün aşamalardan geçirerekten müreddi gibi terbiye eden o Rabbinize ibadet ediniz. Şimdi burada Cenab-ı Hak şanını yüceltme ve kendisine olan saygı ifade babında bunu ifade etmektedir. Tabi burada aslında insandan kasıt elbette ki Hazreti Adem'dir. Yani Hazreti Adem'i ilk olaraktan yaratmış olması, ilk olaraktan meydana getirmiş olması, bu ayet umumi olduğu içindir ki insan sıfatına dair bütün insanları Rabbimiz muhatap almakta, hepsine de birden bu manada Rabbimiz hitap etmiş olmaktadır. Hazreti Adem'in şanından dolayı geri geldikçe insan kavramını, Adem sözcüğünü detaylı olarak inşallah izah etmeye çalışacağım. Ancak geri gelmişken burada Hazreti Adem'e Adem denilmesindeki bir mana Ebu Beşer manası vardır. Yani insanlığın babası. Yani insan denilince burada elbette ki başta insanlığın babası olan Adem kastedilir. Çünkü o Ebu Beşer'dir. İnsanlığın babasıdır. Yine bu Adem'in Adem adını almış olmasının bir sebebi ise bedeninin topraktan yaratılmış olmasındandır. Renginin de esmer oluşundan da bu adı aldığı ifade edilmiştir. Nitekim Adem bir adam denir ki esmer bir adam manası gelmiş olmaktadır. Ki onu da ileride söyleyeceğiz. Havva'ya da mesela Havva denilmesindeki sebep onun topraktan değil de bir canlıdan, yani Hazreti Adem'in uyruk kemiğinden yaratılmış olduğu içindir ki o bir canlıdan yaratılmıştır. Ondan dolayı ona Havva adı, o canlıdan yaratılan manasına Havva adı verilmiş olmaktadır. İşte Yüce Allah burada mesela İnsan suresinin 2. ayetinde insanı imtihan etmek için karışık bir nutfeden yarattık. İlk Adem toprak, ondan sonraki nutfeden yarattık buyuruyor. Demek ki Cenab-ı Hak Adem'i Edem'e kökü ifadesiyle burada örnek model olaraktan Cenab-ı Hak Hazreti Adem'i yaratıyor. O örnek model. Ve Cenab-ı Hak ona birebir olaraktan kendisi ifadesiyle Rabbimiz ve nefahtı fiyimin ruhi ona ruhumdan üfledim diyor İcir suresinin 29. ayetinde. Ve Hazreti Adem'e Rabbimiz ruhtan
Ruh ona üflenince Hazreti Adem ayrı bir güzelliğe bürünmüş oluyor. Ve bu manada hemen İsra suresinin 70. ayetinde de Rabbimiz onları yarattıklarımızın diyor çoğundan bir şekilde üstün kıldık diyor. Ve böylece Cenab-ı Hak bu manada insanın babası olan Adem'i ve otomatikmen insanı da bu manada üstün kıldığını Rabbimiz insanın düşünce yönüyle, akıl yönüyle, kavrayış yönüyle bu noktada güzel olduğunu ifade ediyor. Hadiste ifade edilir ki ona alıcı gözüyle baksaydın ya, çünkü bu aranızın tatlaşmasına yol açardı. Ki bu Muhire bin Şube bir kadınla evlenmek istediğini bildirince Peygamber ona bu sözü söylemiştir. Yani demek ki insan yaratılış cihetiyle ki cinsi sani diye ifade edilen kadın da bu manada latif ve zarif yaratılması cihetiyle Hazreti Adem'i Cenab-ı Hak bütün alemlere üstün bir vasıfla özellikle yaratmış olduğunu ifade ediyor. İşte bundan dolayı insan kendisiyle kaynaşılan, kendisiyle anlaşılan, kendisiyle uyumlu olunan bir varlık olduğunu Rabbimiz ifade etmiş oluyor. O halde bu ayeti yani yalnız o budu Rabbimizi aslında insan yaratılış yönüyle sadece ve sadece Allah'a iman ve ibadet için yaratılmıştır. Bu dünya onun için gönderilmiştir. İnsanı diğer varlıklardan ayıran en önemli fark ve faktör o insanın ibadetidir. Rahatlıkla söyleyebiliriz. İnsanın bu manada ibadetini çıkartınız, imanını çıkartınız, geriye herhalde onun fosilleri kalır. Yani gübreden öteye geçmez. Bir kıymet bir mana ifade etmez. İnsanı kıymetlendiren, değerlendiren, Kur'an'ın ifadesiyle onu cifelikten, leş bir vaziyetinden kurtarmış olan, onun Rabbisine olan imanı ve Rabbisinin huzurunda rükû eğilerek, boyun bükerek, itaat ve ubudiyet içerisinde olmuş olmasıdır. Bu ayeti Bediüzzaman Hazretleri İşarat-ül İcaz adlı eserinde çok tafsilatlı bir şekilde genişçe ifade etmektedir. Biz de oradan istifademiz nispetinde bazı noktalarını, belirli noktalarını ki gayet uzunca beyan edilmekte sizlere arz etmeye, ifade etmeye çalışacağız. İnanç ve imani hükümleri kuvvetli ve sabit kılmakla artık meleke haline getiren ancak ve ancak ibadettir. Alışkanlık haline getiren. Yine Allah'ın emirlerini yapmaktan ve yasaklarından sakınmaktan ibaret olan ibadetle vicdani ve akli olan imani hükümler terbiye ve de takviye edilmezse eserleri ve tesirleri zayıf kalır. Bu hale İslam aleminin şu andaki hali elbette ki en açık ve net bir şahit olmuş olmaktadır. Aziz seyirciler, ibadet insanın hem dünya hem de ahiret saadetine vesiledir. Dünya işlerini tanzime sebeptir. İnsanı mükemmelliğe, mükemmel kılmaya sebeptir. Allah ile kul arasındaki bir nispeti, intisabı, bağlantıyı sağlayıp en şerefli bir bağlantı noktası yine ibadetle olmuş olmaktadır. İbadet, dünya ve ahiret saadetini temin ettiğine birçok sebep ve faktörler vardır. Mesela, insanları hayvanlardan ayıran farklı bir mizaçta yaratılmış olması, insanın o yaratıldığı mizaç yüzünden de birçok meyillerin ve arzularının meydana gelmesi, ve neticede insan en seçkin şeyleri alıp onlara yönelmesi, süslü şeyleri benimsemiş olması, güzel şeyleri almış olması onun farklılığının göstergelerinden olmuş olmaktadır. İnsan o akıl cihetiyle ihtiyaçlarını en güzel bir şekilde sanat ile dokuyaraktan vesaire temin etmiş olur. Bütün mesleklere o insanın bu manada bir vukufiyeti vardır. İnsan üç gelişmiş duygu, akıl duygusu, şehriye duygusu, istek duygusu, gadabiye ve kızma duygusu gibi öyle sınır konulmayan, sınırsız, sonsuza dek uzanan duygularla donatılmış bir varlık olup, bir yönüyle ibadet ve inançla tahdit edilmezse, kontrol altına alınmazsa, tamamen tecavüzcü bir duruma girerken, ibadet ve iman ve din o insanı dengeli bir hale koyarak en mükemmel bir insan durumuna ve ondan çok faydalı şeyler elde edilebilecek bir faktöre, konuma o insanı getirmiş olmaktadır. İnsan elbette ki bu sonsuz olan duygularını
Bu ihtiyaçlarını temin edebilmek için külli bir akla ihtiyacı vardır. O kapsamlı, o külli akıl ancak kanun ile olur. Elbette ki o kanunda Rabbimizin beyan buyurmuş olduğu şeriat dediğimiz dinin emir ve esasları ile söz konusu olmuş olmaktadır. İşte Cenab-ı Hak emirlerine uyup nehirlerinden kaçmayı, ibadetler ile özellikle ve özellikle bütün düşüncesi ve fikrini Allah'a yöneltmeyi bir derece anlatmış ve hatırlatmış olmaktadır. Aslında Rabbimizin tek istediği o, yaratmış olduğu kulunun kendisiyle olan irtibatını, bağlantısını sürdürmektir. Ona uyaraktan, kainattaki hikmet sayfalarında yazılmış olan her şeyin iç yüzünü, manasını, mahiyetini bilmiş olmasını temin etmiş olmaktadır. Adeta insan, bütün kainat bağlantılarının ana trafosunu, ana santralını oluşturmuş olmaktadır. İşte bütün bu santrallardaki mükemmel işleyişi, irtibatı sağlayıp kopukluğu engelleyen, yenilenmesini ve güncelleşmesini elbette ki sağlayan ibadet faktörü olmuş oluyor. İşte Rabbimiz dini emirleri, dini maslahatları, elbette ki bazı sorumlulukları insanın omuzuna yüklemiş olmakta. Böylece o doğuştan getirmiş olduğu duygularını bir derece ucuz bir fiyata, boş bir, anlamsız bir şekilde dağıtmış olmasını da engellemiş olmaktadır. Şu bir hakikattır ki, insan İslamiyet sayesinde ibadetin sevkiyle bütün Müslümanlarla da arasında bir münasebet peyda eder. Bir nispet oluşturmuş olur. Kuvvetli bir bağlantı ibadetle meydana getirmiş olur. Hatta onlardır ki Rabbimiz cemaatle namaz kılmaya teşvik etmesindeki amaç, böylece Müslümanlar arasındaki o rabıtayı, o muhabbeti, o irtibatı bu manada tesis ederekten neticesindeki muhabbeti oluşturmak, kin, nefret gibi, ihtilaf noktaları gibi hususları ortadan kaldırmayı da amaçlamış olmaktadır. Tabii ibadetin kazandırdığı birçok manalar var. İster şahsi olsun, ister sosyal olsun, ister ailevi olsun, ister dünyevi olsun, ister uhrevi olsun. İbadetin insana kazandırmış olduğu birçok mana, fayda ve maslahatlar var. Evvela insanın ruhunu yücelten elbette ki ibadetlerdir. İnsanın sonsuz emellerini bir derece besleyen, doyuran ve tatmin eden yine elbette ki ibadet olmuş oluyor. Çünkü insanı Rabbisinden başka hiçbir şey tatmin etmez. Çünkü ibadet, bütün ibadetlerin tehlis mesabesinde, hepsini içerisine aldığı içindir ki en böylece öz fihistevari bir manayı içerisinde bulundurmuş oluyor ibadet. İşte insanın yüksek ruhunu genişlettiren ibadettir. Kabiliyetlerini inkişaf ettiren ibadettir. Meyillerini birbirinden ayırttırıp temizleyen, temiz kılan yeniye ibadettir. Emellerini gerçekleştiren ibadettir. Fikirlerini daha da genişlettirip, genişleterekten bir yandan da nizam ve denge altına almış olan yine ibadettir. İnsanın şehriye ve gadeliye duygularını sınır altına alan ibadettir. Dış ve iç duygularını, kirleten tabiat paslarını idare edip ortadan kaldıran yine elbette ki ibadettir. İnsanı kendisi için takdir edilmiş olan mükemmelliğe yetiştiren yine ibadettir. Kul ile Allah arasında, abd ile mağbud arasında meydana gelen en büyük nispet, en büyük intisap, en büyük bağlılık yine ibadet olmuş olmaktadır. İşte demek ki insanın ve insanlığın mükemmelliğinin en yüksek makamını oluşturan bu bağlantı demek ki ibadetle tesis edilmiş olmaktadır. Hele hele bir de o ibadetin içerisinde ruhu olan ihlas da var ise ve Allah için kılınıyor ise o en büyük bir ibadettir. Çünkü ihlas şudur. Yapılan ibadetin yalnız ve yalnız emredildiği için yapılmış olmasıdır. Niye yapıyorsun? Allah için. Bir insan cennete girmek için ibadet edebilir. Cehennemden kurtulmak için ibadet edebilir. Dünyada sağlamış olduğu muhtelif faydaları olduğu için ibadet edebilir. Ama hepsi için yapsa da hepsinin üzerinde en mükemmel ibadet sadece ve sadece Allah için yapmasıdır. Ki buna dini literatürde taabbudi denir. Yani
sadece ve sadece rıza-i ilahi için, Allah emrettiği için, Allah yap dediği için yapılmış olması bu ibadetin en büyük manasını, hakiki manasını da ortaya koymuş oluyor. İşte Rabbimiz bu manadan dolayıdır ki ya eyyühennas umudu, ey insanlar ibadet ediniz. Emriyle böylece en önemli bir meseleye Rabbimiz kullarını davet etmiş oluyor. Sanki niçin ibadet yapalım diye böyle bir illet geldiğinde hemen Rabbimiz onu bizzat yine cevaplandırarak diyor ki رَبَّكُمُ الَّذ۪ي خَلَقَكُمْ O Rabbiniz ki sizi yarattı. İşte illeti o Rabbinizin sizi yaratmış olmasıdır. Sözcüğüyle Rabbimiz cevaplamış oluyor. Bediüzzaman Hazretleri bazı kelam ilminde de olan bazı delillerden bahsediyor. Mesela ateşin dumana olan delaleti gibi müessirden mesele, yani bir şeyde etkili olan, tesir eden, o eseri yapan, yaratan, tabiri caizse tetikleyen yaratıcıdan, onun yapmış olduğu, ortaya koymuş olduğu esere yapılan istidlale, delil getirme olayına bürhan-ı limni denildiği gibi, dumanın ateşe olan delaleti gibi eserden müessire olan istidlal ve delil getirmeye de bürhan-ı inni denir. Bürhan-ı inni şüphelerden daha salimdir. Yani bir eser varsa mutlaka her eserin bir müessiri vardır. Bir hareket varsa her hareketin elbette bir muhabbeti vardır. Her bir duman varsa demek ki duman orada bir ateşin olduğuna delildir. İşte onun için Rabbimiz adeta Kur'an'ın ayetleri neyse Allah'ın kelamı olduğuna dair Allah'ı gösteren bir hakikat olarak aynı şekilde kudret sıfatından çıkmış olan kainattaki her bir atom, atomlar oluşmuş her bir varlık da böylece Rabbimizin maddi kudretiyle ortaya koymuş olduğu bir ayet olur. Her bir eser o müessire, yaratan ve yaşatan varlığını sürdüren Rabbimize delil olmuş olur. İşte kainattaki bu görülen nizam, intizam, deliller, her bir ayetler, her bir faydalar böylece insanı belli bir adına istikrar-ı tam diyoruz. İstikrar-ı tam. İstikrar-ı tam tam bir araştırma. Kapsamlı bir araştırma. Derinli bir araştırma. Tefekkür eleğinden eleyerekten, en ince detaylarına vararaktan, araştıraraktan Rabbimizin böylece kainat sayfasında yazmış olduğu kudret ayetlerini okumayı ifade etmiş oluyor. Nitekim kainatın her bir nevine dair bir fen teşekkür etmiş. Fizik, kimya, biyoloji, astronomi gibi her bir bilimin bir oluşmuş olduğu bir alanı mevcut olmaktadır. Mesela fen külli kainelerden oluşur. Cenab-ı Hak kainatı koydu mesela yer çekimi kanunu gibi, ateşin yakma kanunu gibi. Bütün bunların hepsi birden külli bir kanun olarak da elbette ki Cenab-ı Hakk'ın varlığına şöyle delil olur ki bir yerde bir kanun varsa elbette ki kanun koyucu da vardır. Kanunlar haşa, kanun koyucu yok ise o zaman bu ne demektir? Diyelim ki kanun koyucu olan meclisin gücünü inkar etmek gibi bir manaya çıkar. Kainatta genel olaraktan, sistematik olaraktan bir denge var, bir kanun var, bir nizam var, bir intizam var. Elbette ki bütün bunlar bir muazzamı, bir mukadderi, bir kanun koyucu, bir yapıcıyı, bir dengeyi, bir şuuru, bir bilgiyi, ilmi vesaire ilahi bir gücü elbette ki göstermiş olan delillerdir. Maddi sebepler sadece zahiri olarak da ilmin ortaya koymuş olduğu anlamak için birer vasıtadır. Yoksa o isimler o işleri yapıyor değildir. O işler, bizzat o isim kainattaki mesela fen bilgisi. O fen bilgisinin içerisindeki şeyler kainattaki o oluşumu oluşturmuyor. Onlar ne yapıyor? Kendindeki oluşumu kanun olarak da kitaplara koyuyor. Demek ki kainattaki bu oluşum kanunlarını düzenleyen, kanunlar halinde kanunlarını olarak da çıkartıp tedbir eden, yönlendiren demek ki bir ilahi kudretin olduğunu Rabbimiz ifade etmiş oluyor. İşte sizi başlangıçta bir hiç iken, değil mi, aşama aşama, nerelerden getirerek, yoktan var eden, sizi yaratan, sizden öncekileri yaratan, her şeyi yaratan Rabbinize ibadet ediniz. İbadetinizi ona has kılınız. Bak ne yapmış, sizi seçmiş, nerelerden seçmiş, hakikaten. Hayvanat dünyasına baktığımız zaman trilyonlarca, katrilyonlarca varlıklar.
onların içerisinde bizler de olabilirdik. Cenab-ı Hak onların içerisinden bizi tuttu çekti. Bizi tuttu çekti. İnsan sıfatını verdi. İnsan sıfatından sonra Müslüm sıfatıyla bizi emretti. Ve o budu emriyle ibadete bizi yöneldi. İşte bütün bunlar Rabbimiz o vermiş olduğu onca nimeti yokluktan varlığa çıkartacak o nimetleri verdikten sonra böylece Rabbimiz onun karşılığında olaraktan, neticesi olaraktan, teşekkür olaraktan bir ibadeti elbette ki bizden istiyor. Yani insan olmanın gereği Rabbin onca vermiş olduğu nimetlere bir teşekkürün gereği. Küçük basit bir şey, birisi bize hani deriz ya, bir fincan kahvenin 40 yıl hatırı var. Şimdi bir fincan kahve 40 yıl hatırı gerektiriyor ise, hadi bir bardak çayda 20 yıllık hatırı gerektiriyorsa, Allah aşkına, şu verilen onca duyguların, hayatın, insaniyetin, kainatın onun hizmetine verilmiş olduğu her şey, bir kahve kadar da mı değersiz? Yani 40 yıl dahi olsun, bir kahve kadar mesafesinde onun hatırını sayacak, ona iman edecek, onun rızası için kullanılacak elbette ki bir hale gerektirmez mi? Bir şükür gerektirmez mi? Elbette ki bütün bunlar işte Rabbimiz illet olaraktan hayat olsun. Çünkü sizi yarattı. Sizden öncekilerini de yarattı. Bu nizam ve intizamı ve dengeyi koydu. Ta ki o Rabbinize dua, kudretine ibadet edip onun huzurunda bir derece imtiyaz ederekten, boyun bükerekten ona ibadet edesiniz diye. Evet, tabiat kanunlardan Cenab-ı Hak oluşmuş bir matbaa gibidir. Elbette ki kitapları basan matbaa değildir. Matbaa karışır. Matbaacı olmadan matbaa olmaz. Kainat bir matbaa olup Cenab-ı Hak her şeyi kainat matbaasında bizim istifademiz, varlıkların istifadesi için, bizim verilen duygularımızın memnuniyeti için yaratılmış olmaktadır. Demek ki bir sanat-ı ilahidir tabiat. Fıtri kanunlardan oluşmuştur. Elbette ki o kanunu koyan Cenab-ı Hak'tır, onun kudretidir. Çünkü eğer o olmasa, haşa ondan başka kudretler olsaydı, ayette de buyurulduğu gibi, لَوْكَانَ فِي مَا عَلِيَتُونَ اِلَّا اللّٰهُ وَرَسُولُهُ. Eğer Allah'ın dışında başka ilahlar olmuş olsaydı, yer ve gök karışıklığa girmiş olurdu. Burada duhan temanu denilen, yani birisinin varlığı diğerinin varlığına engel olmuş oluyor. Zira iki tane sonsuz olmaz. İki tane sonsuz olmaz. Mutlaka bir sonsuz, diğer sonsuzu diye düşünecek olanı sonlandırması lazım ki kendisi de sonsuz olsun. İki tane sonsuz elbette ki rakamsal olarak da, fikir olarak da düşünemez. Mutlaka birisinin sonlandırması lazım. Kainattaki bu dengede işte bir sonsuz yaratıcının var olduğunu, bir olduğunu, alemi idare etmiş olduğunu, her şeye gücünün yetmiş olduğunu Rabbimiz bu manada nazarlara vermiş olmaktadır. Onun içindir ki zaten Rabbimiz ayet-i kerimede فَلَا تَجْعَلُوا لِلّٰهِ اَنْدَادًا. Madem ki o birdir, madem o tektir, o halde ona hiçbir şeyi eş ve ortak yapmayınız diyerekler ayette bunun illetini buyurmuş olur. Allah kudret sahibidir. وَاللّٰهُ الْغَنِيُّ وَاَنْتُمُ الْفُقَرَى. Allah zengindir. Kudret sahibidir. Elbette ki o insanlar sizden her şey fakirdir. O halde sonsuz kudret sahibi olan Allah'a o insanların iltica etmesi, onun kudretine yönelmesi gerekmiş olmaktadır. İşte ya yönel nasıl umudu? Ey insanlar, Rabbinize ibadet ediniz. Böylece Rabbimiz nazarları bu hitapla kendisine çeviriyor. Böylece kendisine kulluk içerisinde insanların bulunmasını onlardan, o insanlardan Rabbimiz istemiş oluyor. Ta ki insan böyle bir mükellef olduğunu, sorumsuz bir varlık olmadığını, yükümlü olduğunu, her şeyinden sorguya çekileceğini ve yaratılışı itibarıyla en birinci vasfının kul olduğunu, nitekim peygamberlerde bile, mesela Efendimiz kelime-i şehadetle isimlendirirken, Muhammeden abduhu ve rasulü. Efendimiz aleyhissalatü vesselamın birinci sıfatı abdiyetidir. Önce kuldur. Her insan önce kuldur. Ondan sonra peygamber olur, ondan sonra evliya olur, ondan sonra alim olur, ulema olur, arif olur vesaire vesaire. Demek ki birinci sıfatı olaraktan Rabbimiz
demek ki ibadete emrediyor. Ayette aslında Rabbakum sizi ibadet edebilecek kapasitede yarattı. Yani yapı itibariyle yapınız ona göre terbiye edilmiş. Sistematiğiniz öyle. Sistematiğiniz ibadete göre kurulmuş. Sizi işte dediğimiz gibi nutfeden alakaya, alakadan mudgaya, mudgadan lahma izama, yani bir damla sudan böyle bir yeni yaratılışa çıkartan, size göz kulak veren, organlar veren, sizi büyüten, hayatınızı geliştiren bu Rabbinize siz de elbette ki ibadet etmekle yükümlüsünüz. Bu ayet şu üç manaya da delalet etmektedir. He, demek ki mabut mevcuttur. Yani ortada bir mabut var. Kendisine ibadet edilecek bir zat var. İkinci olarak demek ki o zat birdir. Kendisine ibadet edilmesini, demin dediğimiz gibi ferateci arulillahi endade, onun dışındaki varlıklara eş ve ortak tanıyarak da ibadet etmeyiniz. He, demek ki o Rab, o mabut olan zat demek ki birdir ve tektir. Üçüncü mana olarak da demek ki o mabut hakikaten, gerçekten ibadetin sahibidir. İbadeti hakkıyla layıktır. İşte onun için Rabbimiz böylece bu üç manayı da Rabbinize ibadet ediniz ifadesi altında bir derece emrederekten insanların nefislerinin terbiye edilmesi, terbiye edilmesinin yolunun da bu şekilde olduğunu da ifade ediyor. Yine mağbudun mağbud olduğuna üç delille, gerek afaki dış alemde, gerek enfüsi iç alemde, gerek usulü ve yöntem olaraktan böylece de mağbudun var olduğunu Rabbimiz bu ayetle kendi tevhidiyetine, vahdaniyetine bir ve tek olduğuna işaret etmiş oluyor. İnsanların yaratılışında buna kabiliyetli olduğunu, yani aslında ya yapamıyorum, edemiyorum, münafık değil gibi çeşitli bahaneleri ortadan kaldırmak suretiyle bütün zahiri ve batili duygularınız yönüyle, kabiliyetleriniz yönüyle ibadete uygun fıtratta, uygun özellikle yaratıldınız diyor. İşte illetini de ona bağlıyor. لَاَنَّكُمْ تَتَّكُمْ ta ki takva mertebesine, derecesine ulaşasınız. Yani günahlardan kaçınmanızın yolu ibadettir. Çünkü takva da esas olur. Takvada sevap işlemekten ziyade günah işlememek vardır. Bir insan müttaki olabilmesi için, takva sahibi olması için sevap işlemesi nazara alınmaz. Günah işlememesi nazara alınır. Sevap işlemekten daha önemlisi günah işlememektir. Temiz olmaktan daha önemlisi kirli olmamak, kirlenmemektir. İşte kirlenmemeniz için Rabbinize ibadet ediniz. Hani Efendimiz buyuruyor ya, birinizin evinin önünden bir ırmak aksa, o insan o ırmakta günde 5 defa yıkansa, o insanda kir diye bir şey kalır mı diyor Efendimiz? Elbette kalmaz. Çünkü günde 5 kere yıkanıyor. 5 kere o havuza giriyor. İşte namaz ibadetiyle özellikle günde 5 defa yıkanan bir insan, müttaki bir insandır. Takva bir insandır. Demek ki o insan temizlenmiş, günahlardan arınmış bir insandır diye Rabbimiz bu manada buyurmuş oluyor. Evet, bu takva, bu derece, bu yüksek sıfat içerisinde insan takva mertebelerine ancak bu manada Cenab-ı Hak hitap ile, ya hitabı ile de o insanı ikaz etmiş oluyor. Ki burada ya eyyuha ifadesi aslında üç ayrı şeyden, ya ayrı, eyyu ayrı, ha ayrı. Üç ayrı kelimeden aslında oluşmuş oluyor. Ya ey, eyyu hangi, ha tenbih edatı. Burada üçü de bir derece ikazı ifade ediyor. Mesela alametleri aramakta bir şeyi bulmak için eyyu hangisi? Bu eyyu kelimesi hangi manasında tercüme ediliyor? Yine gafletten Allah ayırtmak manasında ha'daki tenbih edatı olmuş oluyor ki bunun kazandırmış olduğu, anlatmış olduğu birkaç mana var. Bunu şöylece ifade edebiliriz. Mesela birincisi insanlara ibadetlerin teklifinden meydana gelen meşakkat ve zahmetin, Allah'ın hitabına mazhariyetten meydana gelen zevk ve lezzetle hafifleştirilmesidir. Evet, zahiren kalkıp ibadet edeceksin, bir zahmet var.
Ama o zahmetli işi yapmayı emreden elbette ki Allah'tır. Allah'ın emretmesiyle o zahmet de inmiş oluyor. Şevke ve zevke dönüşmüş oluyor. Bunu hayatta çok görürüz. Bazen öğrencilerde öğretmen çocuğun birine bir şey söyler. Zor da iştir. Bakarsın bütün öğrenciler, hocam ben yapayım, ben yapayım. Yani zor iştir, ağır iştir belki de. Hocam ben yapayım, ben alayım, ben getireyim. He. Hocasının o hitabından o öğrenci bir zevk alır. Veya anne babasının o hitabından çocuğu ondan bir zevk alır. Bir büyüğünün hitabından bir an evvel onun dediğini yaparak zevk ve lezzet alan insanın hali gibi. Burada hitap madem Allah'adır. Hitap olan madem insandır. İnsan ibadetten dolayı bir meşakkat içerisine girse de o meşakkatin neticesinde Allah'ın bir teveccühü var. Ona bir yönelişi var. Ona bir hitap edişi var. Tam açık ifadeyle onu adam yerine koyuşu var. Birinci mana bu. İkincisi, insanın gaibari olan aşağı düşük mertebesinden huzurun yüksek makamına çıkması ancak ibadet sebebiyle olacağına işarettir ki o insan ibadet ettiği zaman bulunduğu maddi basit noktadan en ulvi makama, huzur-i ilahiye kadar çıkacağını işaret etmektedir. Bir diğer mana, muhatabın üç cihetten ibadete mükellef olduğuna işaret vardır. Kalbiyle, teslimle inkiyada ve Allah'a bağlılığa, aklıyla Allah'ı bir bilip iman ve tevhide, kalıbıyla da amel ve ibadete mükellef olduğunu hatırlatmaktadır. Bir dördüncü mana, muhatabın kendisine hitap edilen kimsenin mümin olduğuna, kafir ve münafık olmak üzere üç kısma ayrılmış olduğuna da işaret ediyor ve ibadet edecekleri de bu şekilde ortaya koymuş oluyor. Bir diğer mana, insanların yüksek olsun, orta olsun, avam olsun, bütün tabakalarını içerisine alan şumullü bir ifade olduğunu ayet anlatmış oluyor. Yine insanlar arasında yapılan nida ve hitaplarda adet edilmiş olan şeylere işarettir ki insan evvela gördüğü adamı çağırır ve durdurur. Hey, ey diyerekten. Sonra kim olduğunu anlamak için alametlerine dikkat eder. Sonra da ona kendi maksadı neyse o maksadını açıklar. Özetle demek ki burada ya ifadesiyle gafil olsun, hazırda olmamış olsun, cahil olsun, meşgul olsun, dost olsun, düşman olsun, birçok tabakaları o ya ifadesi, ey, çünkü isim belirtmiyor, mutlak bırakılmış. Ey ifadesiyle hepsine şumullü, bütün tabakaları içerisine almış oluyor bu ayet ile. Yine bu ayet ile gaflet içerisinde olan insan uyarılıyor. Uzakta olan hazır ediliyor. Cahil olan tarif ediliyor, bildiriliyor. Dosta teşvik var, düşmana da bir kınama ve adeta kafasına vururcasına böylece her manaya da gelen ifadeleri, her tabakanın anlayabileceği manaları da ortaya koymuş olmaktadır Kur'an. Yakınlığı ifade ettiği halde mesela uzaklara mahsus olan ya edatının kullanılması da birkaç manaya gelmektedir. Mesela birinci mana olarak teklif edilen emanet ve ibadetin pek büyük bir yük oldu. Ey bak dikkat et. Omuzuna pek ağır ve büyük bir yük yüklenmiş. Yine ibadet derecesinin uluhiyet derecesinden pek uzak olduğuna, aradaki mesafenin büyük olduğuna, yine mükelleflerin zaman ve mekan itibarıyla hitabın vakit ve mahallinden bırak bulunduğuna, uzak bulunduğuna, hitap edilen yerlerin mesafesinin uzak olduğuna, bir diğer mana insanların farklı farklı gaflet derecesi içerisinde olmuş olduğuna da bir işaret var olmuş olmaktadır. İşte her bir mananın ki Bediüzzaman'ın da işaret-ül icazda eylül ifadesi, nas ifadesi, ha ifadesi, her birinin genişçe ifade ettiği manalar var. Ki mesela ya yühennas, ey insanlar. Sanki bu hitabıyla Cenab-ı Hak niçin ezeli misakı unuttunuz? Ezeli sözleşmeyi tabiri caizse noter huzurunda atmış olduğunuz imzayı, Rabbinizle yapmış olduğunuz sözleşmeyi niçin unuttunuz? Böylece onu terk etmeniz bilerek belki değil.
hata neticesinde ve unutmanız neticesinde olmuştur diyerekten o nas ifadesiyle, ya eyyühen nas ifadesiyle demin vermiş olduğum manayı da insan nisyandan geldiği için unutan bir varlık olduğunu da bu manada ifade etmiş oluyor Rabbimiz. Yine umudu ifadesiyle de o nidaya, peki ne yapalım? Ya Rabbi, ya eyyühen nas, yani ey insanlar hitabına karşı hemen arkasından Cenab-ı Hak ne yapmaları gerektiğini tavzih ediyor, izah ediyor. Ona bir, o nida harfine bir cevap olmuş oluyor. O budu ifadesi. Mümin, kafir, münafık olan ve geçen tabakalar böylece nida ile çağrıldıklarında onlara Cenab-ı Hak o budu. Yani emri devam edin. İtaat olsun, ihlas olsun, tevhid olsun. Her tabakaya münasip böylece manaları onlara da Rabbimiz hitap etmiş, ifade etmiş, sebebini bu manada belirtmiş oluyor. Çünkü ey insanlar, aslında terbiyeniz Rabbinizin elinde olduğundan daima o Rabbinize siz muhtaçsınız. Ona ihtiyacınız var. Yine terbiyenize lazım olan bütün ihtiyaçlarınızı veren yine o Rabbinizdir. O nimetlerine, o nimetlerine elbette ki şükür lazımdır. Şükür ise ancak ve ancak ibadetle olur diyerekten bu manaları ifade etmiş oluyor Rabbimiz. Evet, ellezî halakakum. Burada o Rabbiniz ki ellezî sıra cümlesi olaraktan geliyor. İsmi mevsul. O Rabbiniz ki halakakum. Sizi yarattı. Buradaki ellezî ifadesi kapalı isim. Müpem. O şey ki ne yani? Ki kendisinden sonraki onu izah ediyor. Böylece onun kaynağını bağlantılı olduğu şey o Rabbiniz ki. Mesela o Rabbiniz nedir? Halakakum. Sizi yarattı. O Rab önceki manayı ellezî ile başlayan böylece sıla cümlesi o önceki o manayı da bir derece açmış, göstermiş. Halaka ifadesiyle onun yaratıcılığını baştaki Rabb'ı da aynı zamanda sonraki halaka o Rabbiniz ki. Ha, Rabbiniz yarattı. Yaratan Rabbiniz. Böylece ayetin kelimeleri bu manada ifade ediyor. Hemen sonraki ayette de وَالَّذ۪ينَ مِنْ قَبْلِكُمْ hem sizi yarattı o Rab. Hem de sizden öncekilerini yarattı diye bu iki manayı ayrı ayrı Rabbimiz ifade etmiş oluyor. لَاَلَّكُمْ لَاَلَّ umulur ki reca manasına, rica manasına, umma manasına gelmiş oluyor. Böylece tabii ki burada çok umma derken yani bizim kendimiz için kullandığımız mana olarak Allah'a affedilemez. Yani Allah için bu mana umma manasında tahmin gibi manada kullanılamaz. Ya burada mecaz olarak kullanılacaktır veyahut da muhataplara veyahut da bu sözü işiten orada şahit olanlara ispat edilmiş olacaktır. Mesela şu mana çıkabilir. Mesela bir insan bir iş için bir adamı donattığı zaman o iş o adamdan yapılmasını ümit eder. Mesela bir teşkilata olmaz. Cenab-ı Hak insanlara mükemmellik için bir kabiliyet veriyor. Teklif için bir kabiliyet o insanlar için tercih ediyor. Bu yönüyle Cenab-ı Hak insanlardan o işlerin yapılmasını beklemektedir. Yani size böyle bir özellikler verdim, bak bekliyorum. Neticesini, o kabiliyetlerinizin, donanımlarınızın neticesini sizden bekliyorum. Bu manada denilebilir. Bu teşbih ve istiare, benzetme, insan yaratılışındaki hikmetin aslında takva olduğuna. Yaratılıştaki hikmetin tek amacı bu olduğuna. Ve ibadetin de neticesinin yine takva olduğuna. Ve takvanın da en büyük bir mertebe olduğuna Rabbimiz burada işaret etmiş oluyor. Ve sizden işte yaratılışın en üstün derecesi olan bu takvayı bekliyorum diyerekten o yaratılıştaki donanımlarla neticenin hasıl olacağı şeyi Rabbimiz insanlardan beklediğini de bir derece aslında o insanları teşvik ederek aslında bak sen böyle olabilecek durumdasın. Senden böyle olmanı, başarmanı bekliyorum. Yani o başarıyı biliyoruz başaracak mı başaramayacak mı fakat bu teşvik bağında o başarıyı kendisinden beklediğini Rabbimiz ifade etmiş oluyor. Muhataplara atfedilirse bu reca, lealle, ümit etme manası o zaman şöyle bir anlam çıkar ki
Ey muhatap olan insanlar! Korku ile ümit arasında bulunmakla, takvayı Allah'tan umarak Rabbinize ibadet ediniz. Böylece bu itibarla insan ibadetine asla ve asla itimat etmemelidir. Ve daima bu noktada bir ibadetin artmasına çalışmalıdır. Bu bana yeter, bu kadar yaptığım yeter dememelidir. Yine eğer reca, umma, lealle, eğer orada oraya şahit olan işitenler açısından onlara affedilirse o zaman şöyle bir mana çıkar ki, ey müşahitler. Mesela aslanın pençesini gören bir adam, o pençenin gereği olaraktan parçalanmaya aslanlar ne yapar? Elbette ki ümit eder. He, o pençeler aslana parçalanmak için verilmiştir. Aynen bu teşbihte olduğu gibi. Siz de insanları ibadet teçhizatıyla donatılmış olduklarını gördüğünüzden onlardan takvayı bekleyebilirsiniz. Ve ibadetin yaratılıştan gereken bir netice olduğuna da Rabbimiz bu ifadeyle de beyan buyurmuş olmaktadır. Onun için aslında işin meselesi, odak noktası takva olmuş oluyor. Allah bizden birinci derecede o takvayı bekliyor. Takvayı umuyor. Haklı olarak, hakikatli olarak da. İşte mesela takvayı da ki daha önceleri geniş çok detaylı bir şekilde anlatmış idik takvayı. Özetle ifade edecek olursak takva. Tamam da neyden takva? Bir, en önemlisi. Şirkten takva. Yani Allah'a eş ve ortak koşmaktan takva. Büyük günahlardan takva. Allah'ın dışında bütün varlıklardan, masivadan insanın kendi kalbini korumakla ondan takva. Cehennem gibi bir cezadan, azaptan takva. Hem azaptan hem de gazaptan takva. Allah'ta Allah'ın gazabından korunma yönünde takvayı böylece bu geniş manaları ayet ifade etmiş oluyor. İbadetin de tabii bu manada ancak ve ancak ihlas ile yapılması gerektiğini, yani neticesinin o kadar görülmemesi gerektiğini Rabbimiz ifade etmiş oluyor. Ve اَلَّذ۪ي جَعَلَّكُمُ الْاَرْضُ فِرَاشًا وَسَّمَاءً. Yani hem sizi yaratmış, hem sizden öncekileri yaratmış. Aynı zamanda yeri size döşek yapmış, gökyüzünü size tavan yapmış. Yani böyle olan Rabbinize ey insanlar ibadet ediniz diye insanları asıl gayeleri için ibadet etmeleri gerektiğini de bu manada Rabbimiz bir sonraki ayette de bu manada beyan buyurmuş olmaktadır. Ve ahir davahum elhamdülillahi rabbil alemin.